Sevgili seyirciler, konuğumuz Bahadır Odunçoğlu, 38 yaşında. Şu anda Aydın'dan katılıyor programa. Ama 11 Mart 1980 yılında, Tahir 11 Mart'ı gösterdiğinde sokağa bırakılmış. Büyüten annenin iddiası, şeker fabrikası mı ne varmış? Evet, şeker fabrikasının hastanesinin bahçesine bırakıldığı hastane yönünde. Bahçesine bırakıldığı iddia ediliyor. Dün telefondaki başka biri boş bir bahçeye, Hamam evet. Mahallesi'nde bir Gazi bahçeye, Gazi Osman Paşa'daki bir mahalleye bırakıldığını iddia ediliyor. Ama nihayetinde sen işte yani Tokat Turhal'da 1980 yılında Mart ayında dünyaya geliyorum, gözlerimi açıyorum. Dünyaya geliyorsun ve doğar doğmaz da bırakılıyorsun. Bunun evet. üzerine seni büyüten ailen alıyor ve sen gerçeğinin peşine düşüyorsun. 14 yaşında evinize bir telefon geliyor. Evet. O telefondaki kişi size ne demişti? O telefondaki kişi ilk önce telefon annem çıkıyor. Annemden beni istedi. Annem de beni çağırdı telefona. Kız arkadaşını arıyor dedi. Ben telefona çıktım. Annem de koridorun yarısına kadar gitti. Olaydan şüphelendiğini tahmin ediyorum. Beni dinlemeye çalıştı. Telefonda isminin Elif olduğunu söylediğim bayan. Evet. Şu an yaşamış olduğun ailen senin gerçek ailen değil. Ben sana bir mektup yazacağım. Bu mektupta da ayrıntılarını belirtiyorum. Senin baban Zeki İşeri'nin oğlu Ali Galip İşeri'dir. Tokat Turhallı. Annen de Kör Bekir'in kızıdır. Hacı Bekir lakabı ya da Kör Bekir. Kızı Lütfiye Hanım diye bir isim verildi dün canlı evet, yayında. Doğru. İddialar da şu yönde. Diyorlar ki bu Hacı Bekir ya da Kör Bekir'in kızı olan Lütfiye'nin 93 yılında, 94 yılında 12 yaşlarında bir kızı varmış. İsmi de Serap'mış. İstanbul'da yaşıyor. Gene iddia sahipleri bunları söyledi. Hatta bu Zülfiye'nin erkek kardeşleri varmış. Dayılar seni sokağa bıraktı diye de iddialar arasında. Evet. Öz babanın, biyolojik babanın da iddia yine şu yönde. Dede Zeki İşeri, Zeki İşeri'nin oğlu Ali Galip İşeri olduğu söyleniyor. Evet. Ve sen bu gerçeklerin peşinden mahkeme yoluyla biyolojik babanın Ali Galip İşeri olup olmadığını öğrenmek için vefat etti. Ve mezar açtırıyorsun. Mezar açtırıyorum, evet. İlk DNA testi sonucunda mezar açılımından sonra orada bir kadın DNA'sı bulunduğu söylendi. Bilmiyorum. Emin olabilmek için mezarı tekrar açtırıyorsun. Evet. Yine bir kadın DNA'sı çıkıyor. Aynen yani, bu şekilde. Yani mezarın başında o isim olarak Ali Galip İşeri yazıyor. Ama DNA testinin sonucunda kadın DNA'sına rastlandı. Raporu veriliyor size. Şimdi o mezarlıkta ekip arkadaşımız var. Caner. Tokat Turhal'da bu konuyla ilgili duyumunuz, bildiğiniz ne varsa lütfen bizi arayın, bizimle paylaşın. Tokat Turhal'dan Ali Garip İşeri'nin mezarının başından Caner canlı yayında seni dinliyoruz. Evet Esra Hanım, Bahadır Oduncuoğlu'nun iddialarını araştırmak üzere Tokat'a geldik biz bugün. Evet. Ve Turhal halkıyla konuştuk, bu mevzuyla ilgili konuştuk. Herkesin merak ettiği bir soru var. Gerçekten Ali Galip Bey öldü mü yoksa yaşıyor mu? Herkes bu sorunun cevabını bekliyorlar bizlerden. Kimi görsem bugün hepsi şok içinde. Ali Galip Bey'i soruyorlar. Gerçekten öldü mü? Mezardaki kadın kim? Bahadır gerçekten Ali Bey'in oğlu mu? Böyle bir sürü sorular aldık. Sonra mezarlığa geldik Esra Hanım. Ali evet. Galip Bey'in olduğu mezarlığa. Ve burada biraz araştırma yaptık. Çok şaşırtıcı bir detayı öğrendik biz. Her çarşamba günü Ali Galip Bey'in akrabaları her çarşamba günü mezarlığı ziyarete geliyorlar. Mezarlığı düzeltiyorlar. Çiçekleri ya o kadın DNA'sı işte çıkan iki tane suluyorlar. O mahkeme kararıyla yapılacak olan evet, teste. Kadın DNA'sı çıkan yani o mezarda evet. bir kadın cesedi olduğu evet. Ve bir kadın gömülü evet. olduğu ve bunu, adli tıp raporlarından çıkmış ama yine de aile gelip mezarın başına dua ediyor. Evet ve bunu bildikleri halde Ali Galip Bey'in orada yatmadığını bildikleri halde her çarşamba günü düzenli olarak geliyorlar. Dualar okuyorlar, işte çiçekleri düzeltiyorlar, suluyorlar ve gidiyorlar. Hatta birkaç kişi burada söylüyor işte burada yatan Ali Galip Bey değil neden hala buraya gelip ziyaret ediyorsunuz bu mezarı. Çok ilginç. Hepsi yani gülümseyerek çıkıp gidiyorlar hiçbir şekilde bir cevap vermiyorlar sadece gülüp çıkıyorlar.
Şimdi bu çok ilginç. Evet. Çünkü hani adli tıp raporunda orada bir kadın DNA'sı bulunmuştur diyor bu mezarda. O Ali Galip İşeri'ye ait bir mezar değil. Evet. Ama mezarın başında hala Ali Galip İşeri'nin ismi, doğum ve ölüm tarihi yazıyor. Aile fertleri geliyorlar o mezarın başında, şu anda da ekranda gözüküyor. Dua ediyorlar. Normalde sen nasıl biyolojik babanın kim olduğunu merak ediyorsan, aile fertlerinin ve yakınlarının da ya bizim definimiz nerede, ölümümüz nerede, neler oluyor diye sorgulamaları gerekiyor. Esra Hanım, belki de biliyorlar. Yani aile içinde birkaç kişi biliyor bu dolu olayı. Belki Zeki Bey'in haberi yok. Veya bir kişi biliyor bu olaydan. Kadın DNA'sının çıktığını. Belki aile içinde lanse edilmiyor. Ama burada gizlenen bir şeyler var. Ya böyle aslında bir durum olamaz. Şöyle söyleyeyim yani. Kesinlikle olamaz. İsmi geçen, iddialarda ismi geçen ailenin bu o mezardan kadın DNA'sı çıktığı raporu sen şu anda ilk defa da açıklıyor olabilirsin. Yani hani 3-5 kişi arasında bilinen bir şey olabilir. Evet. Diğer aile fertleri ilk defa da öğrenmiş olabilir. Sadece ben Ayşe Çırdaklı ile görüştüm. Sonuç çıktığı zaman ilk sonucu da kendisine attım WhatsApp'tan. Kayıtlarım da vardır kendisinde. İkinci sonucu da Ayşe Çırdaklı'ya attım. Buradan kadın DNA'sı çıktığına dair. Ve herhangi bir ilkinde dedi ki bana, ilkinde yanlışlık yapılmış olabilir dedi. Evet. İkincisini de atınca, bu dedi seni ilgilendirmez dedi. Eğer için rahat edecekse gel ben sana kan vereyim ama bizimle uğraşma. Bu şekilde şey yaptı. Ben de dedim ki bunun üzerine, bakın bu olay burada kapanmayacak. Ben gerekirse haklarımı her şekilde arayacağım. Gerekirse televizyona çıkacağım dedim. Kendisi de eğer televizyona çıkarsan ailemiz hakkında, bu olay hakkında herhangi bir şey olursa senin ve televizyon hakkında suç duyurusunda bulunurum dedi. Sen şimdi bir, yani gerçeklerini, biyolojik anneni ve babanın kim olduğunu merak eden, bu arayışını sürdüren, ilk başta yasal yollara başvuran gayet bilinçli bir insansın. Ve gidip bir DNA testi yapıldığında yasalar sana şu izni veriyor. Biyolojik baban eğer bu mezardaki yatan kişi ise biz bu mezarı açar, bu DNA testini yaparız diyor mu? Evet. Diyor. Kanun bunu emrediyor. Sen şimdi o mezarı açtırıyorsun. Evet. Biyolojik baban Ali Galip İşeri iddiasından çıkarak. Yasa açılıyor. DNA testinin sonucunda kadın DNA'sı çıkıyor. Evet. Bu mezarda bir erkek yatmıyor. Aynen. Hadi hata oldu diye olur ya insanlık hali. Karıştı bir şeyler ki bana göre mümkün değil. Adli tıp raporu var ortada. Hadi hata diyelim. İkincisi yapılıyor. İkincisinde de aynı sonuç çıkıyor. Aynı sonuç çıkıyor. Şaşırtıcı Caner. Esra Hanım, şöyle bir detay daha var, şaşırtıcı bir detay var. O gün cenazenin başında olan Ali Galip Bey'in bir akrabası var. İsmini vermek istemiyor. Onunla biz bugün buluştuk, konuştuk. Şöyle bir şey söyledi bize. O gün yani bir 15-20 sene aile Alip Galip'e ulaşamıyor. Evet. Ve Alip Galip'in cesedi geliyor. Ve orada diyorlar ki neden yüzünü açıp bakmıyorsunuz? Ve oradan hiçbir aile bireyi yüzünü açmıyor. Ya bu da bir şaşırtıcı. Kimse orada açıp hani insan 20 sene görmediği oğlu, kardeşi, dayısı olabilir. Cenazesi geliyor. İnsan bir nereden açıp bakar. Yani ben olsam öyle yaparım. Ama buradakiler Antalya'dan geliyor Esra Hanım. Yani Ali Galip İşeri Tokat Turhal'da hayatını sürdürmüyor. Antalya'da yaşamını sürdürüyor. Antalya'dan da vefat etti haberi üzerine gidip aile cenazeyi alıyor ve Tokat Turhal'da defnediyor. Evet, o Antalya'ya gitme mevzusunu da anlatayım Esra Hanım. Ali Galip Bey 1980'lerin başında Turhal'da bir kıza aşık oluyor. O kızı çok seviyor ve ailesi o kızla evlenmesine karşı çıkıyor. O yüzden Ali Galip Bey ailesiyle küsüp Antalya'ya yerleşiyor ve o günden sonra hiçbir zaman görüşmüyorlar ta ki cenazesi gelene kadar. Enteresan. Çok ilginç. Yani iddialar, bu iddiaların sahibi kimdi? Seni o Tokat Turhal'da orada bulan kişi. Bu iddianın sahibi Ali Galip Bey'in akrabası, öz akrabası. İsmini vermek istemiyor. İddiaları bu şekilde. Cenaze defnedilirken başındaymış. Çocukluğu berabermiş. Hatta 1980'li yılların başında Almanya'ya gidiyor Ali Galip Bey.
bu beyefendinin yanına. Orada kendisini anlatıyor. Ben birini çok seviyorum. Ailem onun evlenmemi istemiyor. Ben Tural'ı terk edip işte başka bir yere yerleşeceğim diye beyefendiye söylüyor. Peki benimle ilgili bir şey sormuş mu veya resmim benziyor mu? Peki hemen sorunu yönelt lütfen. Cener'cim iyi yayınlar. Ben... Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu sağ olun. Teşekkürler. Bu akraba olacak kişi Ali Galip İşeri'nin. Benim evet. resmimi gösterdiniz mi? Herhangi bir benzerlik falan kurdu mu? Veya Ali Galip İşeri'nin kendisinde resmi var mı? Bahadır, zaten buraya geldiğim zaman Ali Galip Bey'i tanıyanlara ilk sorum şu oluyor. Bahadır'a benziyor mu? Hani birbirlerine benziyorlar mı diye soruyorum genelde. Ama yani kimse benzetemiyorlar. Evet. Yani senle Ali Galip Bey'i benzetemiyorlar. Hani tip olarak, fizik olarak benzetemiyorlar. Zaten bu iş keşke benzemeyle çıksaydı. Hepimiz akraba çıkardık da. Evet. Gerçekler DNA testi. Ama işte evet. şey dedikleri var. Bu 1900... Tabii mühim olan hani... Eğer Ali Galip İşeri vefat ettiyse, bu vefat ettiği haberi doğrulanıyorsa, Ali Galip İşeri'nin mezarı nerede? O mezarda bir DNA testi yapılırsa, yani o doğru yerde, doğru adreste bir DNA testi yapılırsa, bu testin sonucunda ya Bahadır diyecek ki, evet Ali Galip İşeri benim babam değilmiş, ya da evet biyolojik babammış, hakkı rahmetine kavuşmuş, belki bir dua eder, belki de evet. etmez, bilemiyoruz artık. Senin tek istediğin gerçeği öğrenmek. Tabii gerçeği öğrenmek. Caner. Esra Hanım biz burada araştırmalara devam edeceğiz. Yarın mezarlık müdürüyle tekrardan görüşeceğiz. Hani mezar üstüne bir başka bir cenazenin defnedilmiş olabileceği hususunda. Onlarla Ama ilgili yarın bilgiler alacağız inşallah. İkinci DNA testi yapılması konusunda adli tıpla gittiğinizde evet. mezarı ekstra geniş açtırdık. Hani evet, iki biraz daha geniş açtırdık. Define olabilir diye. Aynen. Biraz daha geniş, hafif de derin açtırdık. Farklı bir cenaze çıkmadı. Tek bir cenaze çıktı oradan. Başka bir cenaze çıkmadı. Evet. Tabii yani şimdi mesela diyelim iki cenaze daha derin açtırdınız ki hani atlarda olabilir evet. mi diye. Ama bunu Aile ve Mezarlıklar Müdürlüğü bilir. Evet. Ya da o mezarlıkta hani gömülü olan kişi mutlaka yanına bir şey yaptırır. Bakın bunların hepsi üst üste gömülme olayı varsa bunlar resmi evraklarda vardır. Bir de Caner'den şunu öğrenmesini istiyorum. Söz konusu mezarlık kaç yıllık bir mezarlık ve küçük Anadolu'daki yerleşim yerlerinde üst üste gömülme olayı çok fazla rastlanılmaz. Çünkü alan vardır ama büyük şehirlerde üst üste gömülme olayını daha fazla görüyoruz. Biz yer imkansızlıklar dolayısıyla. Bunu öğrenebilir misin yarın? Bir de mezar yerinin karıştırılması ihtimali üzerinde de durulmuş. Bu mümkün olabilir mi? Çünkü ölüm defin belgesiyle insanlar defnedilir. Mezarlarının yerinin karıştırılması gibi bir durumda çok istisnai hallerde olabilir. Böyle bir durum söz konusu mu?